Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 9 Ocak 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları %8 kat arttı. Elektrikli otomobil satışları geçen yıl bir önceki yıla göre %833 artarak toplam 72.179'a ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre hibrit otomobil satışları ise geçen yıl 104.804 adetle toplam otomobil satışları içinde %10.8 paya sahip oldu. Nadir toprak elementleri için işbirliği. Türkiye'deki kritik mineral potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu alanda Türkiye'nin Afrika, Batı ve Orta Asya başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Eskişehir'de yıllık 570 bin ton rafine edecek bir tesis kurmak için hazırlıklar sürüyor. LPG tüpü takip sistemi ertelendi. Dağıtıcıların LPG tüpleri için takip sistemi kurma mecburiyeti 2024 sonuna kadar ötelendi. Sistem bu tarihten itibaren dağıtıcılar kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüplerini dolum tesislerinde bulunduramayacak, bu tüplerin dolumunu ve satışını yapamayacaklar. Arda Tekstil güneş elektriği kullanmaya başladı. Şirket Tekirdağ Ergeni'de yer alan fabrikasının elektrik ihtiyacını Yozgat'ta kurulum çalışmaları devam eden güneş enerji santralinden karşılamaya başladı. Yaklaşık 9 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen 10 megawatt kurulu gücündeki santral projesinin %80'lik kısmı tamamlandı. Gülpınar RES büyüyerek 1 milyon kişiye elektrik üretecek. Çanakkale'de 35 megawatt kurulu güçte elektrik üreten Gülpınar Rüzgar Enerjisi Santrali'nin ilave 159 megawatt ikinci faz yatırımı için KfW-IPEX, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası finansman sağlayacak. ERN Holding'in bünyesinde yer alan santralin kapasitesi 194 megawatta çıkarılacak. YEO, ABD'de güneşten elektrik üretecek. YEO Teknoloji'nin %100 iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde 62 megawatt kapasiteli bir güneş enerjisi santrali yatırımı için şirket kurdu. YEO Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, eyaletin yerel elektrik dağıtım ve perakende şirketi olan Georgia Power Company'de hisseye sahip olacak. YEO aynı zamanda projenin inşaat mühendislik devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecek. İkinci el elektrikli araç sayısı bu yıl 10 bini geçecek. Türkiye'de ikinci el elektrikli araç sayısının bu yıl 10 bin adeti geçmesi bekleniyor. Pilot Garaj Genel Koordinatörü Cihan Emre, bu araçlarda batarya değişimine maliyetin yüksek olduğunu ve bu yüzden elektrikli araçlarında ekspertiz işlemlerine önem verilmesi gerektiğini söyledi. TPAO Trakya'da doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde açacağı sondaj kuyusuyla doğalgaz arayacak. Projenin değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmaları yürütülecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın yaptığı indirimler ve Çin'den sanayi üretiminin düştüğünü gösteren verilerle düşüyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 77 dolardan ABD Batı Teksas tipi WTI ise 72 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 10 Ocak 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2118.16 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 10-11 dilimi için 2500.01 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 4-5 dilimi için 1189.82 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.